aylar yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca ben sizdeyim onlar Burası onlar söz Merhaba gençler bugün sizlerle kırılma ve renk uzman test 1 soru çözümleriyle beraberiz Bakın ilk sorumuzda tek renkli I ışığının paralel yüzlü ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş bakın gençler. Bakın bu ortamlar birbirlerine paraleldir. Peki biz bu konu anlatırken size demiştik ki gençler paralel ortamlarda aradaki ortam kaldırılabilir. Yani buradaki K ortamı L ortamına paralel bakın. K ortamı L ortamına paralel. L ortamı da M ortamına paralelse biz aradaki bu boyadığım yeşil L ortamını ben kaldırabilirim. Bakın bunu kaldırdığım zaman da ışının gidiş doğrultusunda herhangi bir değişme olmaz bakın gençler. Şimdi K'dan L'ye geçen ışına baktığım zaman ortamlar eşitse böyle gitmesi lazım bakın gençler. Ama bu ışın ne yapmış? yaklaşmış kime normale yaklaşmış bakın burası da normaldir normale yaklaştığına göre demek ki burası az yoğun ortam burası çok yoğun ortamdır tekrar bakın L'den M'ye geçerken gençler normali çizdik peki ışın burada M ortamına geçemeyip sınır çizdiğine göre yani kırılan ışın M ile 90 derecelik bir açı yaptığına göre o zaman burası çok yoğun ortam. Bu da az yoğun ortamdır. Şimdi birinci öncülü okuyalım gençler. Demiş ki L ortamının kırıcılık indisi artırılırsa ışın tam yansıma yapar. Bakın L ortamına bağlı değil gençler. L ortamıyla herhangi bir alakası yok. Tabi biz bunun bağlı olup olmadığını sinel kanından buluyoruz bakın gençler. Tek tek yazıyoruz mesela diyoruz ki şurası ne olsun bakın gençler R açısı olsun. O zaman bakın burası da nedir? R açısıdır. Sinel kanununa göre sinüs alfa yani ışının gelen ışının normal ile yapmış olduğu açının sinüsü çarpı ışığın geldiği ortamın kırıcılık indisi eşittir. Kırılan ışının normal ile yapmış olduğu açının sinüsü çarpı ışığın geçtiği ortamın kırıcılık indisi o da eşittir. Bakın L'den M'ye geçerken yine aynı şartlarda bakın geçiyor. Yani buradaki gelme açısı yine R. Geldiği ortamın kırıcılık indisi NL. Bakın ışının geçtiği ortamdaki bakın normale yaptığı açının sinüsü yani 90 derece çarpı ışının geçtiği ortamın kırıcılık indisi. Bakın biz bunu böyle yazdık gençler. E, dolayısıyla dikkat ederseniz şu aradaki ortam önemsizleşiyor bakın gençler. Direkt siz ne diyorsunuz? Sinüs alfa çarpı nk kime eşit çıkıyor bakın sinüs 90 çarpı nm'ye değil mi? Yani evet. burada ne sonuç çıkıyor? Siz L'yi hiç saymayabilirsiniz. Burası k'dır, burası da m'dir. Bakın bu da nedir? Gelen ışındır. Gelen ışının normal ile yapmış olduğu açıya baktığım zaman burası nedir? Alfa'dır. Peki ışın buradaki m ortamına geçmiş mi? Geçmemiş. O zaman demek ki K'nın kırıcılık indisi kimden büyüktür? M'den büyüktür. Bakın K'nın kırıcılık indisi M'den büyüktür. Peki L'nin kırıcılık indisi kimden büyük? K'dan büyük. Çünkü K'dan L'ye gelirken ışın ne yapmış? Normale yaklaşmış. Bu durumda kırıcılık indisi en büyük olan L olur. Sonra K olur. Sonra ise M olur. Şimdi L ortamın kırıcılık indisi artırılırsa ışın tam yansıma yapar. Öncülü yanlış bir arkadaşlar. Diğerine bakıyoruz. K ortamının kırıcılık indisi artırılırsa ışın M ortamından tam yansıma yapar. Bu öncülümüz nedir? Doğrudur gençler. Neden? Çünkü K buradan gelirken sınır çizmişse bakın biz bu şartları size anlatmıştık gençler. Demiştik ki bir buradaki buradaki gelen ışının normale yapmış olduğu açı alfa sabitken bakın. M'miz sabitken sen K'nın kırıcılık indisini artırırsan ışın tam yansıma yapar. Neden? Çünkü iki ortam arasındaki fark arttıkça tam yansıma olma olasılığı artıyor. Peki diğerine bakıyoruz. M ortamının kırıcılık indisi artırılırsa ışığın L ortamındaki hızı azalır. Bir defa gençler ışığın ortamlardaki hızı asla ve asla değişmez. Çünkü ışığın hızı C'dir ve doğada bilinen en büyük bir hızdır. Ama M ortamın kırıcılık indisi artırılırsa ışığın L ortamındaki sürati diyor ya bakın pardon hızı diyor ya demek ki burada değişkenler nedir? Süratlerdir bakın gençler. O halde bu la alakası yok. Bakın M ortamının kırıcılık indisi artılırsa ışığın L ortamı bir defa M'nin kırıcılık indisinin artması ışığın L'deki hızına bir etki etmez ki. Biz M'deki kırıcılık indisini artırırsak M'deki sürati azaltmış oluruz. Hani L ortamına herhangi bir etkisi olmaz. O halde bizim doğru cevabımız B seçeneği olur gençler. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada bir x cismi üzerine düşen beyaz ışıktan mavi rengi soğurmakta diğerlerini yansıtmaktadır. Bakın mavi rengi soğuruyor diğerlerini yansıtıyor. Buna göre cisim hangi renkte görülmektedir diye soruyor. Buna göre cisim hangi renkte görülmektedir? Şimdi bir x cismi bir zemin düşünelim tasarlayalım gençler. Şöyle bir zeminimiz var. Buraya Demiş ki bir x cismi üzerine bakın burada bir x cismi var. Beyaz bir ışık düşüyor. Tamam burada beyaz bir ışık geldi. Peki beyaz ışığı bileşenlerine ayırırsam burada ne vardı? Kutu sayamam vardı. Kutu sayamam. Yani bu üç tane rengin birleşimi neydi? Işık renginin birleşimi beyazdı. Bunu yazdım. Peki bu zemine düştükten sonra Bakın mavi rengi soğurmakta. Diğerlerini yansıtmaktadır. Peki burada maviyi soğuruyor bakın. Maviyi soğuruyor. Yani maviyi yansıtmıyor. O zaman ben maviyi görmüyorum. Bakın maviyi soğuruyorsa göz maviyi görmüyor gençler. Peki göz maviyi görmedi. Maviyi görmediyse o zaman diğer renkleri görüyor. Diğer renkleri gördüğüne göre o zaman diğer renkler yansıyacak. Peki, kırmızı olur mu? Zemin kırmızı olsa, o zaman biz zemini kırmızı görürüz. E, o zaman sarı yeşilin de sorulması lazım, değil mi arkadaşlar? Ama sadece maviyi sorduğuna göre, o zaman geriye ne kalıyor? Bakın, bu rengin kırmızı ve yeşilli e, karışımı bir renk olması gerekiyor ki sorsun. Mesela bu renk ne olabilir? Sarı olabilir gençler. Peki, bu zemin rengi sarı olsa? Sarıyı açtığım zaman sarının içerisinde kırmızı ve yeşil var. O zaman Kırmızı rengi Ne yapacak? Yansıtacak. Yeşil rengi yansıtacak. E o zaman mavi ve mor ne yapılacak? Burada sorulmaya başlayacak. Demek ki zemin rengi sarı olacak ki Buradan bakın sarı yansıyacak. Sarının komşusu turuncu yansıyacak. Sarı kendi ana renk olduğu için yansıyacak. Yeşil de yansıyacak. Peki bunlar yansıdığı zaman göz ne görecek? Bakın gençler. Göz Buradaki zemin rengini sarı görecek. Bakın sarı görecek. Peki sarıyı açtığım zaman burada kırmızı ve yeşil var. E maviyi sordu göz görmedi. E mor da nedir? Sordu. Göz onu da görmedi bakın gençler. O halde zemin renginin ne olması gerekiyormuş? Sarı renk olması gerekiyormuş. Doğru cevap B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada kalınlıkları aynı saydam ortamlar şekildeki gibi yerleştirilmektedir. Aynı renkte özdeş ışık kaynaklarından çıkan ışınları X ve Y gözlemcilerine aynı anda ulaşmaktadır. Bakın burada bir şeye dikkat edin. Aynı renkli ışık kaynakları, ışık renkleri kaynaktan çıkıp X ve Y gözlemcilerine aynı anda ulaşıyorlar. Aynı anda bakın. Kaynakların ve gözlemcilerin saydam ortama olan uzaklıkları eşit olduğuna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir? Bir defa burada bize ne anlatmak istiyor gençler? Işığın ortamlardan geçerken süratlerinden bahsediyor. Demek ki I1'den çıkan ışık kaynağı ile I2'den çıkan ışık kaynağı aynı anda X'e ve Y'ye ulaşıyorsa demek ki bunların bu ortamları geçerkenki süreleri eşit olacak. E o zaman biz hızlar kırıcılık ile nasıl orantılı gençler ters orantılı. Kırıcılık indisi büyük olanın. Mesela diyelim ki kırıcılık indisi büyük. Yani çok yoğun ortam. Bakın çok yoğun ortam büyüktür nedir? Az yoğun ortam. Buradaki en çok yoğun ortamdaki hız, pardon, sürat nedir? Bakın gençler küçük olacak. Bakın bu da nedir? Az yoğun ortam. Peki burada ortak olan kim? L'ler bak. L'lerle uğraşmayalım. Peki bu durumda biz neyi kıyas yapabiliriz burada? K ile M'yi kıyas yaparız. P ile R'yi kıyas yaparız bakın gençler. Peki birinci öncüde K, P'den büyük olabilir mi? Olur. E, o zaman ben şu birinci öncülü şöyle kıyas yapabilirim. Derim ki N, K'nın kırıcılık indisi N, P'den büyükse demek ki ışın bu K ortamından geçerken K'daki sürati P'deki süratinden küçük olur. E o zaman K'nın kırıcılık kendisi büyükse e bu sefer M'nin de ne olması lazım? Bakın burada M'nin kırıcılık indisi de R'den küçük olması lazım ki buradaki ışının M'den geçerken hızı R'den geçerken pardon süratinden büyük olsun ve aynı anda ulaşsın. E böyle bir şey olabilir mi? Olabilir gençler. Eğer ki şu şart sağlıyorsa NK, NP'den büyükse e bu durumda ikincisi de böyle olabilir. Demek ki birincisi olabilir. Çünkü olabilirli sorulara dikkat etmemiz lazım. İkincisi bakın bunu inceleyelim. N k'nın kırıcılık indisi büyüktür n p. Ve demiş n m'nin kırıcılık indisi de n r'den büyük. E peki o zaman burada ne oldu gençler? E yukarıda kim var? K ve M var. Peki ben yukarıya bakıyorum. Yukarıda kim var gençler? K var. Bir de M var. E bunun her ikisinde kırıcılık indisi büyükse buradaki süratler küçük olmaz mı? Yani VK'nın sürati VP'den küçük olacak. VP'nin sürati de VR'den küçük olacak. E o zaman yukarı iyice yavaşlar. Aynı anda gidemez ki. Demek ki bu öncül ne olmaz? Doğru olmaz bakın gençler. Üçüncüsünü inceleyelim. Bakın NK'nın kırıcılık indisi ile NM'nin kırıcılık indisleri toplamı N, R'nin kırıcılık indisleriyle N, P'nin kırıcılık indisleri toplamı eşit. Evet bu olur arkadaşlar. Neden? Çünkü kırıcılık indisleri ile süratler nasıl orantılı? Ters orantılı. E bu ikisinin toplamı ikisinin toplamına eşitse biz L'yi her iki isi içinde aynı olduğuna göre o zaman ışınlar aynı anda X ve Y gözlemcilerine ulaşır. O zaman üçüncü öncülümüz doğru. Birinci öncülümüz doğru olur gençler. Doğru cevap C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada X ve Y kaynaklarının bölmelerinden diyor yayılan ışınların renkleri şekildeki gibi verilmektedir. X ve Y kaynakları oklar yönünde hızlı bir şekilde döndürüldüğünde hangi renkler de algılanır? Bakın bunlar hangi renklerde algılanır diye soruyor. Şimdi X'te ne var bakın gençler? Kırmızı var, yeşil var, magenta var ve mavi var. Şimdi bunları biz teker teker toplayacağız bakın gençler. Şuraya yazalım. Bakın bizim şurada X'imiz var. Peki X'te ne var? Bakın X'te kırmızı renk var. Kırmızı artı bir de ne renk var? Yeşil renk var. Artı bir de magenta renk var. Bakın magenta artı 1'den mavi bir renk var bakın. Mavi. Şimdi biz bunu döndürdüğümüz zaman ne olacak? Şuradaki kırmızıyı alacağız, yeşili alacağız, maviyi alacağız. Peki o zaman yazıyoruz bakın kırmızı artı yeşil renk artı mavinin karışımı neydi bakın gençler? Beyazdı. Beyaz. Bunu yazdım. Artı burada ne kaldı? Magenta kaldı. Peki beyaz ile Magenta'nın karışımı nedir bakın artık gençler? Magenta renktir. O halde biz X'i ne görmemiz lazım? Magenta görmemiz lazım. Bakın ya A ya C çıkacaktır. Şimdi Y'yi inceleyelim bakın gençler. Y'de bizim neyimiz var? 1. Magenta var. 2. Y'de ne var bakın gençler? Çiyan var. Üçüncüsü Y'de ne var? Bakın sarı renk var. Dördüncüsü Y'de de ne var? Bir yeşil renk var. Bakın yeşil renk var. Peki burada biz magentayı açsak. Magenta ne demekti gençler? Magenta kırmızı artı mavi demekti. Artı bakın çiyanı da açalım. Çiyanda ne demekti gençler? Mavi renk artı yeşil renkti. Peki sarı rengi de açalım. Sarı renkte de ne vardı? Kırmızı Artı yeşil vardı. Artı bir de burada ne var? Bakın fazladan yeşil renk var. Peki şunları bir araya getirelim. Bakın kırmızı, mavi ve yeşil. Bak kırmızı, mavi, yeşili aldım. Buraya yazdım. Peki şimdi de şuradaki kırmızıyı aldım. Artı buradaki maviyi aldım. Artı buradaki yeşili aldım. E peki kırmızı, mavi ve yeşilin karışımı ne oldu? Bakın gençler beyaz oldu. Peki buradaki karışım renk ne oldu? Beyaz oldu. Artı burada ne kaldı? Yeşil kaldı. O zaman bunun sonucu ne çıktı? Bakın gençler yeşil renk çıktı. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet gençler biz burada sizlere ne anlattık? Bakın yine paralel ortamlarda ışığın geçişinden bahsettik. Ve paralel ortamlarda aradaki ortamın ışığın geçişinde herhangi bir etkisinin olmadığından bahsettik. Yine sarı renkli bir zemine beyaz ışık düştüğü zaman kırmızı ve yeşilin yansıyıp zeminin sarı olduğundan bahsettik. Yine bir diğer sorumuzda ışığın ortamlardan geçerken ki hızlarının değişmeyip süratlerinin değiştiğinden bahsettik. En sonda da birkaç tane rengin birleşiminden oluşan rengin gözümüze ne görüldüğünden bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin. Bizimle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.